10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 54 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 54 metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları esirmek, sarhoş olmak, aklını kaybetmek, kendinden geçmek. Eğitmek, söylemek. Perişte, melek. Pot, ancak, asla, hiç, dahi, de. Anda, nerede, nereye. Kanı, hani, nerede. Kendisi, kendisi, kendi özü kendisi. M. Hazal Başar, M. Hz. Beşer bu, insan değildir. Yusuf suresinden. Öndin, önce. Şule, alev, yalım. Tam, yemek. Tan, şaşmak, garip bulmak, ayıplamak. Teşviş, metinde düşünmeye dalmak. Metin ve türle ilgili açıklamalar Mesnevi Mesenim, sözlük anlamı, ikişer ikişer, ikişerli olan Arapça bir kelimedir. Edebiyatta her beyti kendi içinde kafiyeli olan, aruz vezninin kısa kalıpları ile yazılan divan edebiyatı nazım şeklidir. Mesnevilerin beyit sayısında sınırlama yoktur. Mesnevilerde her beytin kendi içinde kafiyelenmesi, anlamın beyt içinde tamamlanması mesnevinin kolay ve uzun yazılmasını sağlamıştır. Mesnevilerde genellikle aşk, kahramanlık konularıyla dini tasavvufi konular işlenmiştir. Mesneviler bir bakıma bugünkü hikaye ve romanın yerini tutmuştur. Divan edebiyatında aynı şaire ait 5 mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserlere hamse denir. Türk edebiyatında hamse sahibi ilk şair Alişir Nevai'dir. Türk edebiyatında bilinen ilk mesnevi, Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan Kutadgu Bilig adlı eserdir. Mesnevi 15. yüzyıl ve sonrasında büyük bir gelişme göstermiş, mesnevilerin sayıları artmış ve konuları çeşitlenmiştir. Türk edebiyatında Yunus Emre'nin Risale-i Nusihiye, Şeyyat Hamza'nın Yusuf ve Zeliha, Aşık Paşa'nın Garibname, Ahmedi'nin İskendername, Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat, Mevlid, Şeyhi'nin Harname, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun, Nabi'nin Hayriye, Hayrabat, Şeyh Galip'in Hüsn-ü Aşk adlı eserleri tanınmış mesnevilerdendir. Mevlana'nın aslı Farsça olan Mesnevici Manevi adlı eseri de Türkçe'ye manzum ve mensur olarak defalarca çevrilmiş, açıklamaları yazılmış, sohbetleri ve dersleri yapılmış bir mesnevidir. Yusuf ve Zeliha, Anadolu Selçuklu döneminin eseridir. Anadolu toprakları bu dönemde Moğolların istilası altındadır. Dirlik ve düzenin kalmadığı Anadolu'da kargaşa hakimdir. Şeyyat Hamza, Anadolu'nun böyle bir döneminde gönüllerin sıkıntısını ve üzüntüsünü gideren bir hikaye olarak nitelendirilen Yusuf ve Zeliha adlı mesnevisini yazmıştır. Yusuf ve Zeliha, konusu Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf suresinden alınan bir mesnevidir. Kur'an-ı Kerim'de bu hikaye, kıssaların en güzeli olarak isimlendirilmiştir. Mesnevi, Yusuf peygamberin hayatını hikayeleştirerek anlatmıştır. Eserde aşk, kıskançlık, sevgi gibi duygularla devlet idaresi, devlet adamlığı gibi konular işlenmiştir. Eser, eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşıması ve bugün kullanılmayan bazı kelimelere yer vermesi bakımından da önemlidir. Metni anlama ve çözümleme birinci tema, bir metindeki temel duygu veya kavramdır. Bilgisinden hareketle Yusuf ve Zeliha adlı metnin temasını bulunuz. Cevap, Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk, mesnevi tarzında en çok işlenen konudur. İkinci konu, metinde duygu veya kavramların herhangi bir somut duruma bağlı olarak ele alındığı ana sorundur. Bu bilgiye göre metnin konusunu belirtiniz. Cevap, İdem peygamber, ruhlar ileminde Yusuf'un güzelliğini görüp ona hayran olur. Başka peygamberler de bu durumdadır. Ancak Allah, Yusuf'u Yakup'a ihsan eder ve Yusuf, Yakup'un 12. oğlu olarak dünyaya gelir. Üçüncü metnin tür özelliklerini belirleyiniz. Cevap, Mesnevi türünün özellikleri. İkili, ikişer anlamlarına gelir. İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir. Beyit sayısı bakımından herhangi bir sınırlama yoktur ancak 30 beyti aşmayacak şekilde de mesnevi yazılmıştır. Herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. 10.
Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 54 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.